Şehit Kamil Belediye Meclisi Haziran ayı 1. Birleşimi Rıdvan Fazlıoğlu Başkanlığında toplandı. Gündeme alınan 4 madde ilgili komisyonlara sevk edilirken gündem dışı bir madde görüşüldü. Şekabal AŞ'deki belediye hissesini temsil etmek üzere Belediye Başkanı Rıdvan Fazlıoğlu'na yetki verilmesiyle ilgili madde için söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Adnan Erol maddeye red kararı verirken CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sucu da söz olarak şunları söyledi. Ankara'daki olan bu şirket meselesiyle ilgili gündem olunca bu yetkinin belediye meclisinden geçmesi gerekli ve hususu hasıl olmuş olması münasebetiyle getirdik. Normal şartlarda şu anda zaten belediyeyi temsilen belediye başkanı olarak ben orada yetkiliyim. Yönetim kurulu başkanı değilim ama şirketi belediyenin hisselerini temsil etmek adına birinin imza atması lazım. Yani bir tüzel kişilik, bir tüzel öbürü de bir tüzel kişilik. Tüzel kişilik imza atamayacak, atacak olan bir şahsa ihtiyaç var değil mi? Buradaki tesis edilen isim belediye başkanı olarak başka bir tartışmaya mahal vermemek açısından belediye başkanı olarak olması. Başka bir öneriniz varsa onu da dinleyebilirim. Bu teklifi geliştirmek adına bizim de şöyle geliştirmeyi önereceğim. Ben kendi kuruma kendileri kabul ederse bizim grubumuzdan da bir kişi mesela Beyhan Bey olmasını önerecek şekilde şirket yönetiminde yer alacak ve söz konulabilecek bir şekilde... Bu yönetim değil, müteferrisi çekiyorum. Şehit Kamil Belediyesi tüzel kişilerini temsile yetkili olmak üzere Rıdvan Fadıloğlu'nun yetkili kılınması, şirketin yönetim kurulunun oluşmasıyla ilgili 10 yılda süre içerisinde hiçbir partili şahıs burada yönetim kurulu üyesi olmamıştır. Dilik köyünden bir vatandaş beni aradı. Oradan bana köylerinin su karşılayan boruların patladığını söyledi ve suların kesildiğini söyledi. İvedikle bu sorunun çözülmesi gerek. Abi bana yardımcı olur musun dedi. Ben de kendisine oradan ya tabii dedim ki siz arasanız filan diye bir zerzenişte bulundum. En sonunda tabii adamlara da Aziz Barak Gün Başkan Ramazan günü tabii dedim ben ilgileneyim. Tabii kendisi burada yok. Sayın Latif Karadağ Bey'i aradım. Aradım. Sonra bana döndü. Döndü. Tabii ondan sonra başkanım saat 5 filan oldu. 5 filan oldu. 5'te orada tekrar bana başka bir daire başkanı diyor ben dedi. Ona o arayan vatandaşın benden telefonunu istedi. Ben onun telefonunu attım. Ve o gün mesai saati içerisinde bu işin çözülemeyeceğini ve bir gün sonra kalabileceğini söylediler. Biz de karşı tarafa alıp böyle bu şekilde kardeşim yani sabah 9'da bu başlasın diye onlara tercihinde buradan ikna ettik. Aradan bir saat sonra Sayın Başkan, 2 saat sonra o arkadaş beni aradı tekrar. Dedi ki arkadaş, bak siz bana böyle dediniz. Ama buradan bir AKP'li bir vatandaş aradı ve bu sorun çözüldü. Şimdi saat 5:30-6 gibiydi. Benim eski muhtar Veysel Bey aradı, ismini de söyleyeyim. O Veysel Bey aradı, dedi böyle böyle. Akşama da mevlidimiz var. Latif Bey'e bildirdik. Daha henüz bitmedi ama çalışma devam ediyor. Latif Bey'le ilgili bir sorun yok mu? Ya ben bana söyleneni söylüyorum Bey. Ben de 70 yaşındayım, yalan söylemiyorum. Ben de yalan söylemiyorum. Ben sana yalan söylüyorsun demedim, bak onu da söyledim. Şimdi... Yarına kalmadı nedenini biz bilmiyoruz. Yarına kalmayacak dedik. Bu akşama en geçmez güneş batmadan bu iş bitecek denildi. Ben de anında tekrar Latif Bey'e döndüm. Bana Veysel Bey ve eski muhtar Veysel ben aradım. Umarım onda varmış. Başkasında yokmuş. Ben Latif Başkan'a durumu izah ettim. Latif Başkan dedi çalışma yapılıyor. Derhal el konulacak dedi. Aradan dediğiniz gibi saat 7 oldu olmadı. 1 saat, 1,5 saat sonra bize döndüler. Ya burada Allah razı olsun dediler. Olay bu.